Gideceği yol, öğreneceğiydi ve öğreteceğiydi. Coştu. Dediler ki, bu melamet neşesidir. Rifaiye tarikatının kurucusu Ahmet er-Rifai'nin Hazreti Hüseyin soyundan gelen bir seyit olduğunda bütün kaynaklar hemfikirdir. Şeyh-i Vasıtî, herkes üstadıyla bense talebem Rifai ile iftihar ederim demiş ve ona Ebul Alemeyn yani alimlerin babası ünvanını vermişti. Şafii fıkıhçısı ve tefsirci bir sufi olan Ahmet er-Rifai'nin anlayışına göre İslam, zahir ve batını ile bir bütündür. Batın zahirin özü, zahir batının zarfıdır. Tasavvuf baştan sona edepten ibarettir ve bütün edepler Hazreti Peygamber'in sünnetine tabi olarak elde edilir. Seyyid Ahmet bin Ali el-Mekki bin Yahya er-Rifai 1118'de Bağdat'la Basra arasındaki Ümmü Abide köyünde doğdu. Babası öldüğünde 7 yaşında olan Ahmet'i, zamanın büyük sufilerinden olan dayısı Mansur el-Bataihi himayesine aldı. Devrin alim ve mutasavvıflarından İslami ilimleri öğrenen Ahmet, Vasıtî'den icazet alıp hırka giydikten sonra dayısı Bataihi ona hilafet verdi ve Şeyh-u Şüyuh yani şeyhlerin şeyhi ünvanıyla kendisine bağlı bütün tekkelerin şeyhi olarak gösterdi. Ümmü Abide'deki tekkeye yerleşip müritlerin irşat ve terbiyesiyle meşgul olmaya başlayan Ahmet er-Rifai'yi bir süre sonra bölgesindeki şeyhler eleştirmeye başladı. Onlara göre Rifai uygulamalarında sünnetin dışına çıkıyordu. Yapılan soruşturmada bu iddianın asılsız olduğu anlaşıldı. Halife Müktefi yazdığı bir mektupla soruşturmadan dolayı Rifai'den özür diledi. Devrin Abbasi halifelerinden hürmet görmüş bir sufi olan Rifai, 1160'da Mekke ve Medine'yi ziyaret etti, 1182'de Bağdat'tayken Hakk'a yürüdü. Hak yolunda aşkla mı yoksa akılla mı yürünür sorusuna, Ahmet Rifai'nin cevabı, idrak ehline aşk kadar akıl da lazımdır olmuştur. Çünkü akıllıların önderi olmadan aşıkların önderi olmak mümkün değildir. İnsan, yaratılışında ona yüklenmiş vasıflarla alemin bir nüshasıdır ve sufinin muradı bunun bir söz olarak değil, tecrübeyle fark edilmesidir. Aşk ve akılla yürünen o yolda zarflar açılıp perdeler kalktığında bu fark ediş yaşanabilir ve zahir batınla bir olur, bütün olur. Rifai özdeki bu bilgiyi aktarırken Hazreti Ali'nin dörtlüğünü anır. Sana deva yine sendendir, görmüyorsun. Sendeki dert yine sendendir, bilmiyorsun. Küçük bir cisimden ibaret sanırsın sen kendini. Büyük alem senin içinde toplanmıştır halbuki.